sevgili izleyiciler, kadının gündeme kaldığı yerden devam ediyor. Doğru besleniyor muyuz? Aslında doğru bildiğimiz birçok yanlış var, yanlış bildiğimiz birçok doğru var. Bunların hepsini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Tabii ki çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, gerçekten beslenmeye dair bir sürü doğru bildiğimiz, yanlış bildiğimiz doğrular da var. Bazen böyle şey gazetelerde yaparlar ya, doğru bilinen yanlışlar falan diye. Öncelikle ben şöyle genel olarak başlamak istiyorum. Biz doğru besleniyor muyuz Türk halkı olarak? Doğru beslenmiyoruz. Onu net olarak ifade edebilirim. İnsanlar aslında eğitim düzeyi ne olursa olsun, gıdalara ulaşmaları ne kadar kolay olursa olsun, genelde yanlış tercih yaparlar ve kötü beslenirler. Evet. Bu dünyanın her tarafında böyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle, Avrupa'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Beslenme gerçekten çok önemli. Yani bir söz var, insanlar ölmez. Yanlış beslenme tarzıyla ve yanlış yaşam tarzıyla yavaş yavaş intihar ederler. Yani kendi sonlarını, kendi yaşam kalitelerini kendileri beslenme düzeniyle ayarlamış, kontrol etmiş olurlar. O yüzden söyleyebileceğim şu, iyi beslenmek bir efsaneden ibaret. İyi beslenen Amerikalı efsanedir denir. İyi beslenen bir Türk de efsanedir gerçekten. Yani dengeli beslenmek, sağlıklı beslenmek son derece zor. Gerçi Amerikalılar bizden kötü besleniyorlar galiba hocam. Tabii obezite ki. En fazla Tabii o ki. ülkede Tabii var ki. galiba, değil Yani mi? obezitenin merkezüsü Amerika Birleşik Devletleri ama oradan bütün dünyaya şu anda yayılmış durumda. Biz çünkü onların beslenme tarzını ve yaşam tarzlarını taklit etmeye çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Tabii ne kadar onların bu beslenme düzenlerini taklit edersek, onlardaki ortaya çıkan sonuçların bizde de ortaya çıkması beklenen bir şey olacaktır. Evet, iyi şeylerini taklit edelim Evet, bence. evet. Fast foodları çok fazla taklit Evet, etmemek evet. gerekiyor. Fast Galiba en foodlar zararlıları onlar mı hocam? kesinlikle hem çocuklar için hem yetişkinler için en zararlı beslenme alışkanlıklarının başında fast foodlar geliyor. Düşünün, bir fast food restoranta gitseniz, diyelim ki bir hamburger aldınız, yanında işte bir patates kızartması var ve bir büyük kola içeceksiniz. Tahmin edersiniz herhalde bu menünün kalorisi ne kadar diye ben size sorsam. Çok. Yani herhalde günlük almamız gereken kalorinin iki katı falan herhalde, değil mi? Tam Sadece iki o katı menü. değil. Yani bu söylemiş olduğum menünün kalori karşılığı 1360 kalori. Yok Yani hocam, diyet ortalama. yapıyorum bu aralarda, kalori hesabı yaparak Evet. yapmaya çalışıyorum, o yüzden dedim. Ama tabii dediğiniz gibi yani bu menüye bir de tatlı ilave edersek aşağı yukarı sizin söylediğiniz kalorilere de denk gelecektir. Yani 1360 kalori. Şimdi günlük kalori ihtiyacımız 2000 kalori civarında. Erkek ve kadınlara göre değişiyor tabii işte. Erkeklerde 2400 kalori, kadınlarda 1800-2000 kalori vesaire, ama ortalama 2000 kalori dersek sadece bu menüden biz günlük kalori ihtiyacımızın büyük çoğunluğunu elde etmiş oluyoruz. Ama sadece kalori elde etmiş oluyoruz. Kalorilerin dışında bizim ihtiyacımız olan vitaminler var, mineraller var, antioksidanlar var, lif var, poso var, omega 3 var, esansiyel yağ asitleri var, pek çok mikro besin maddesi var. Ama bu menü o mikro besin maddelerinden oldukça fakir, oldukça az düzeyde bu besin maddelerini ihtiva eden bir menü. İçinde aynı zamanda bol miktarda tabii kola içiyoruz ve patates kızartması var. Şeker Tabii var. Asitli içecekler, Şeker evet, var. içinde asit var, doğru. Onun dışında kafein var bol miktarda ve gene günlük tuz ihtiyacımızın neredeyse yarısı kadar da tuz ihtiva eden bir menü. Düşünün işte, doymuş yağ var, şeker var, tuz var, Yok yok. mikro besin yok, bol miktarda kalori var. Bu da obezitenin en önemli nedenleri arasında gösterilir her zaman. Evet. Peki onları yiyoruz. Ondan sonra da zayıflamak için gidip bir de zayıflama hapları alıyoruz. Evet, yani aslında tabii fast food menü
klasik bir örnek. Bizim tabii özellikle ki süpermarketlerde satılmakta olan gıdaların büyük bir çoğunluğu aslında gıda süsü verilmiş, gıda intibağı verilmiş pahalı kimyasal deneyler. Aslında bunlar pahalı kimyasal deneyler diyorum. Gerçekten bunları satın almaya kalktığınızda bunlar ucuz ama sağlığımıza etkileri gerçekten çok pahalıya mal olacak şekilde. Çünkü içlerinde yağ var, şeker var, tuz var, tatlandırıcılar var, renklendiriciler var, aromalar var, boyalar var, var. Bir sürü gıda katkı maddesi var. Ama bunun dışında bizim gerçekten ihtiyacımız olan pek az unsur var ve bol miktarda da kalori var. Yani süpermarketlerde satılmakta olan beyaz undan yapılmış olan gıdalar, şekerden yapılmış olan gıdalar, margarinler, kremalar, kolalı içecekler, bunların hepsi aslında gıda süsü verilmiş, gıda intibağı verilmiş, gıda olmayan gıda gibi yiyecekler ve sağlığa da hiçbir katkısının olması asla beklenemez. Evet, paketlenmiş ürünler her zaman zararlı. Birazcık evet, uzak durmamız evet, gerekiyor evet, onlardan. Peki az önce o fast foodlardan bahsederken gerçekten öyle herkes işte şey kolay olduğunu düşünüyoruz, tabii, lezzetli olduğunu düşünüyoruz tabii, ve hepimiz tüketiyoruz. Aslında tüketmemeye çalışmamıza rağmen yine de tüketiyoruz ama ondan sonra bir bakıyoruz gerçekten acayip kilolar almışız. Evet. Ne yapacağız? Sporu da yapmayı da sevmeyen bir millet evet, olarak evet, daha kolay olarak haplara başvuruyoruz. Evet. Bir de zayıflama hapları var hocam. Bunların tehlikeleri nelerdir? Gerçekten kullanılması uygun mudur, değil yani, midir? Yani böyle bir beslenme düzeninden sonra tabii her şeyi, istediğimiz her şeyi yiyip içeceğiz. Fizik egzersiz yapmayacağız. Hijyen koşullara dikkat etmeyeceğiz. Ondan sonra da bir takım haplardan medet umacağız. Böyle bir dünya yok. Yani beslenme ile ilgili işte bu bilgilerin yanında ilaçlara başvurulduğu zaman gerçekten de istenmeyen sonuçlar elde ediliyor. Yani bizim zayıflamamızı sağlayacak olan gıda ilaçların büyük bir kısmı mide bağırsak sisteminden emilimi engelleyerek gıdaların, vitamin ve minerallerin emilimini engelleyerek etki ediyorlar. Bir kısmı böyle. Hı hı. Tabii bu emilim etkilendiği zaman bizim vücudumuza gerekli olan besin maddelerin emilimi de bozulduğu için bu sağlık açısından felakete yol açıyor. Bir kısım ilaçlar da merkezi sinir sistemindeki açlık ve tokluk merkezi üzerine etkili. Bunların da merkezi sinir sistemine ait başka yan etkileri var. Yani ilaçlarla zayıflamaya çalışmak ideal bir yöntem değil. Çok kolaycı bir yöntem. Yan etkileri oldukça fazla olan bir tedavi yöntemi. O yüzden de ilaçlardan medet ummamak lazım. Beslenme tarzımızı ve aynı zamanda da yaşam tarzımızı sağlıklı denilebilecek ölçülerin, sınırların içerisine almak lazım. Peki biraz da tiyo alalım o zaman. En sağlıklı beslenme şekli nasıldır? Nasıl beslenirsek sağlıklı beslenmiş oluruz? Yani benim önerim şu, günlük kalorilerin %90'ı, en az %90'ı bitkisel besinlerden gelmeli. Bitkisel, peki hocam kalori hesabı yapmalı mıyız? %90 bitkisel besinlerden beslenirsek kalori hesabı yapmamıza da gerek yok aslında. Bu işin belki de en önemli sırlarından bir tanesi. Yani bitkisel besinler ne kadar çok fazla olursa kalori hesabı yapmaya gerek yok. Vücudun ihtiyacı olan vitaminler, mineraller, lifler, posalar, antioksidanlar, antikanserojenler ve bizim henüz daha bilmediğimiz fitobesin dediğimiz pek çok sağlığa yararlı mikrobesini bu şekilde bitkisel besinlerden almak olasız. Yani sebzeler, meyveler, tam tahıllar, kuru baklagiller, yeşillikler, kuru yemişler yani çerezler, baharatlar ve otlardan oluşan bir beslenme düzeni
sağlığımızın sigortasıdır, garantisidir. Zaten beslenme ile sağlık arasında dünyada şu ana kadar en yapılmış olan çalışmaların en önemlilerinden bir tanesi Çin çalışmasıdır. Orada da pek çok sonuçlar ortaya konmuş ve yayınlanmıştır. Bu sonuçların içerisindeki en önemli maddelerden bir tanesi çeşit, miktar ve kalite yeterli olduğu takdirde hiçbir hayvansal gıda tüketmeden sağlıklı ve uzun yaşamak mümkündür. En sağlıklı ve en uzun yaşayanlar en fazla bitkisel besinleri tüketen kesimde yer alır. Hayvansal gıdaları tüketenler de en fazla kronik hastalığa sahip olan kişilerdir diye sonuçlanmıştır. Sonuçları da bildirilmiştir. Yani biz olabildiğince temiz, mevsiminde... Ha, onu soracaktım hocam. Bir de mevsiminde yemek de mevsiminde, çok önemli değil mi? Yani hani önemli. O donduruculara atmak... Evet, evet, evet. Ya da... Yani olabildiğince temiz, mevsiminde, yerel olarak üretilmiş. Yani düşünün işte Şili'de, Arjantin'de bir bitkisel besin üretiliyor. Oradan da işte bir ay sonra, bir buçuk ay sonra Türkiye'de marketlerde yer alıyor. Böyle bir şeyi asla önermiyoruz. Çeşitli nedenlerden dolayı. Demek ki temiz, yerel olarak üretilmiş, mevsiminde üretilmiş, mümkünse organik. Mümkünse organik. O çok mümkün mü sizce? Çok mümkün değil. Onu özellikle söyledim. Mümkünse organik, çiğ, işlenmemiş besin maddelerini tercih etmek lazım. Çiğ veya buharda az pişmiş olan besinleri pişmiş olan besinlere tercih etmek lazım. Gene taze besinleri dondurulmuş olanlara tercih etmek lazım. Dondurulmuş olan varsa bunları da konserve gıdalara tercih etmek lazım. Yani konserve ve dondurulmuş gıdaları çok fazla tercih etmemek lazım. Taze ve işlenmemiş, olabildiğince az tuzlanmış ve pişirilmiş bitkisel besinlerden oluşan bir beslenme düzeni bizim sağlığımızın garantisi olacaktır. Peki hocam, o dondurulmuş gıdalar var ya, artık her evde bir ayrıca yani buzdolaplarının, dondurucularının dışında tabii, bir de derin tabii. dondurucular var. Benim annem de yapıyor çünkü. Hani gerçekten mevsiminde olan şeyleri işte bir şeyler yapıyorlar, şoklayıp falan koyuyorlar ki o mevsimi olmadığında kullanılabilsin diye. Peki bunlar sağlıklı mı? Yani gerçekten tüketilse ne olur? Daha önce de ifade ettiğim gibi dondurulmuş olanları konservelere tercih ediyoruz. Yani dondurulmuş olanlar arada bir yerlerde kalıyor. Tabii dondurduğunuz zaman zaman geçtikçe isterse dip frizde de olsun, buzdolabında da olsun vitamin ve mineralleri, iz elementleri bir şekilde azalmaya başlıyor. Yani zaten bitkisel ürünler, sebze ve meyveler erken hasat ediliyor daha dayanıklı olsun diye. Yani olay daha tarladan itibaren başlıyor. Erken hasat ediliyor, ondan sonra toplanıyor, depolara konuyor, dağıtılıyor, nakliyesi var, süpermarketlere yolda geliyor. Yolda gelirken yolda tabii, büyüyen ürünler var. Yolda büyüyen ve aynı zamanda da tabii vitamin ve minerallerini de kaybetmeye başlayan ürünler var. Süpermarketlerde bunlar yer alıyor. Ondan sonra işte bizim mutfağımıza geliyor. Bizim mutfağımızda da işte dediğiniz gibi bir süre buzdolabında kalmış oluyor ve bu şekilde içindeki sağlığa yararlı olan unsurların bir kısmı ortadan kalkmış oluyor. Yani bizim şu anda günümüzde kalorilerle ilgili bir problemimiz yok. Bol miktarda kalori alıyoruz. Yani makro besin diyoruz bunlara. Şekerler, karbonhidratlar ve yağlar. Bunlarla ilgili bir problem yok. En azından miktarıyla ilgili bir problem yok. Kalitesi ve çeşitiyle ilgili tabii çeşitli problemler var. Ama bu yağların, şekerlerin ve karbonhidratların vücutta metabolize edilebilmesi için, yani yakılabilmesi için vitamin ve minerallere ihtiyacımız var. İz elementlere ihtiyacımız var. Ne yazık ki biz günlük beslenme düzenimizde vitamin ve mineral ihtiyacı içerisindeyiz. Amerika'da da yapılan çalışmalar, Almanya'da da yapılan
çalışmalarda bu net olarak gösterilmiş, ihtiyacımız olan 50 kadar küsur mikro besin maddesi var. Ne yazık ki bunların neredeyse hiçbirini almamız gerektiği miktarlarda alamıyoruz. Yani kronik olarak vitamin ve mineral eksikliği içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Peki vitamin ve mineral eksikliğinde yaşamaya devam ediyoruz ama işte o besinlerden alamadığımız vitaminleri de takviye olarak kaplardan almaya çalışıyoruz. Evet, evet. Öyle. İşte siz az önce omega 3'ten bahsetmiştiniz ilk konuşmanızda. İşte mesela o çok yaygın. Çok yaygın çok ama... Çok fazla çinko hapları, evet, ya o kadar evet. fazla ki bu evet. vitamin hapları. Evet. Gerçekten bize bir faydası var mı bunların? Yoksa yani hani boşu boşuna keşke, para verip içiyor muyuz? Yoksa hani gerçekten bunların yerine daha sağlıklı beslenerek, sadece beslenerek bunları alabilir miyiz? Yoksa onların içinde olan şeyler gerçekten beslenerek alamayacağımız şeyler mi? Şöyle ifade edeyim, gerçekten bu o kadar yanıtlanması zor bir soru ki. Yani 100 puanlık uzman sorusu gibi. Çünkü mesela Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey Amerika'da en az Kanada ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 150 milyon insan günlük vitamin tüketmeye devam ediyor. Bunun parasal karşılığı 50 milyar dolarlar, 100 milyar dolarlar mertebesinde inanılmaz bir rakam gerçekten. Bu insanlar tabii niye tüketiyorlar? Sağlığa yararlı olduğunu düşünerek bunu tüketiyorlar ama bu konuda çok fazla yayınlar var. Yani Emleh'te çok fazla yayın var. Yani multivitamin kullanılmasın, buna gerek yok diyen çok fazla bilimsel yayın var. Tam tersini söyleyen, multivitaminler mutlaka tüketilmelidir diyen de yayınlar var. Yani böyle bir karmaşa içerisinde yaşamaya devam ediyoruz ama şunu bilmemiz lazım. Hiçbir vitamin ve mineral apı bizim sağlıksız diyetimizi sağlıklı hale getiremez. Hı hı. Mutlaka ve mutlaka sağlıklı beslenme kurallarına tam olarak riayet etmeliyiz. Daha önce ifade ettiğim sebzelerin içerisinde, meyvelerin ve tam tahılların içerisinde vitaminler, mineraller var ama henüz daha bilemediğimiz, sağlığa yararlı etkileri olduğunu keşfettiğimiz o kadar çok mikrobesinler var ki biz bunlara fitobesinler diyoruz. Şimdi bütün bu işte bitkisel besinlerin içerisinde var olan unsurların hepsini alıp da bir laboratuvarda imal edip de bir kapsülün, bir tabletin içerisine koymak mümkün değil. Hı hı. O nedenle multivitamin konusu çok farklı bir konu. Yani bunu sadece pahalı bir idrara neden olabileceğini söyleyen insanlar var. Yani bunu alırsınız işte sonuçta bunlar tuvalete bir şekilde gider diyen insanlar var. Tabii dünyadaki tıp otoritelerinin de bu konudaki fikirleri çok farklı. Mesela Amerika Ulusal Bilim Akademisi 1998 yılına kadar 1998 yılında işte ne kadar fazla bitkisel besinlerde tüketmiş olsanız sizin günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı asla karşılamayacak diye bir beyanda bulundu. Yani artık topraklar son derece fakir. Kimyasal gübreler var, tarım ilaçları var, asit yağmurlar var, ağır metaller var. Toprakta var olan işte besin unsurları son derece azaldı. Ama hocam öbür taraftan aldığımız o haplarda kimyasal yok mu hiçbir şey? Tabii ki yani onların bir kısmı sentetik, bir kısmı da doğal ham maddelerden yapılıyor. Doğal olan ham maddeler tabii bunlar daha çok işte soyadan yapılıyor, süt ürünlerinden yapılıyor, buğdaydan yapılıyor, mısırdan yapılıyor. Ama tabii bu vitaminleri üreten firmalar tabii için önemli olan satış ve para kazanmak. Kalitesi her zaman ikinci planda oluyor. O yüzden de istenmeyen unsurlar da oluyor vitamin ve vitamin tabletlerinin içerisinde. Düşünün bir vitamin tabletinin içerisinde o tabletin %50'sinden daha fazlası neredeyse katkı maddeleri. Orada da
kayganlaştırıcılar var. Bağırsaklarımızdan aşağıya doğru gidebilmesi için renklendiriciler var, aromalar var, dolgu maddeleri var. O kadar çok katkı maddesi var ki yani bir tabletin kapsülün %50'sinden fazlası dolgu maddesi ve bunların büyük bir kısmı büyük firmaların, ünlü vitamin firmalarının ürünleri de dahil olmak üzere aslında bağırsaklarda çözülmüyor. Bir tablet alın, bir kapsül alın, ılık bir su içerisine bırakın, bir bardak su içerisine bırakın. O tabletin bir saat içerisinde erimesi lazım. Çok basit bir deney aslında bu. Yani kapsülü bırakacaksınız ılık suyun içerisine. Bir saat içerisinde çözülmesi ve eriması lazım ama bu basit deneyle bile vitamin ve minerallerin büyük bir kısmının bağırsaklarda çözülmediği, dolayısıyla da vücuda zaten emilemediği biliniyor. Çok fazla dolgu maddesinden bahsetmiştim. İşte laktoz var, gluten var, hidrolize yağlar var. Pek çok şeyler var ama yararlı unsurlar gerçekten çok az. Evet. Peki hocam bir de şu ayrıca omega 3'ler var. Şimdi çok trend olan. Yani onun yerine balık yemek aynı görevi yapmıyor mu vücudumuzda? Şimdi omega 3'ler konusunda da çok ciddi yayınlar ortaya çıktı. Vücuda hiçbir yararının olmadığı. Son çok yayınlarda. Çok fazla kullanılıyor çok ama fazla. Hocam. Tabii daha önce de ifade ettiğim gibi yine bu da gene 25-50 milyar dolarlık çok önemli bir sektör. Bu omega 3 haplarını elde etmek için tabii balıklar avlanıyor. Balıkların işte nesli neredeyse okyanuslarda ve denizlerde tükenmeye başladı. Tabii balıklar avlandıktan sonra balıklardan hangi balıktan nerede ne zaman bu omega 3 ham maddeleri elde ediliyor işte. Hı hı. Daha sonra içinde işte nasıl jelatinize ediliyor bunlar bilinmiyor. Ve içlerinde bir takım ağır metallerin olması, özellikle civa gibi bir takım radyoaktif maddelerin olması mümkün. Denizler kirlendi, okyanuslar kirlendi. O yüzden de yani bunları baz alarak ortaya çıkan ürünlerle ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Balıklarla da ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Evet, omega 3'ü en fazla biz balıklardan alabiliriz. Ama onun dışında başka alacağımız yerler tabii, de var tabii, değil tabii. Mi? Yani balıklardan alabiliriz ama balıklardaki bu işte bu ağır metaller, radyoaktif maddeler, diğer işte endüstriyel kirleticiler vesaire sağlık için çok ciddi problem olarak karşımıza geliyor. Bitkisel besinlerde de omega 3 kaynakları var. Yani orada da alfa linolenik asit dediğimiz omega 3 kaynakları var. Tabii bunların vücutta işlenmeleri lazım. Bizim işte gerçek omega 3, dokozaeksoenoik asit ve eikozapentaenoik asit dediğimiz iki önemli omega 3 preparatı var. Bitkisel besinlerden özellikle semizotu, evet, ceviz, yeşillikler, keten tohumunda omega 3 var. Her gün işte birkaç, bir iki çorba kaşığı keten tohumu tüketerek. Yemeklerimizin üzerine evet, salatalarımızda evet, falan evet, da kullanabiliriz. Bunu elde etmek mümkün. Evet. Yeşilliklerde dediğim gibi semizotu, roka, marul, maydanoz, hatta kuru baklagillerde bile omega 3 kaynakları var. Yani balıktan daha çok biz besinler aracılığı ile omega 3'ü ve diğer vitamin ve mineralleri tüketmeye çalışmamız lazım, almaya çalışmamız lazım. Yani bu çalışmada gerçekten çok enteresan sonuçlandı. Hiçbir faydasının olmadığı, hatta zararlı olabileceği, karaciğere toksik etkilerinin olabileceği de ifade edildi bu çalışmada. O yüzden bu katkı maddelerine, vitamin ve minerallere biraz şüpheyle bakmak herhalde yerinde olacaktır. Evet. Peki hocam devam edeceğiz. Daha soracak çok şeyim var ama kısacık bir araya gitmek zorundayız. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.